Sevgili arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Şimdi izleyeceğiniz bu videonun ben size kısa bir özetini yapacağım. Sonra sizi videoyla baş başa bırakacağım. Şu anda biz Hatay'a gidiyoruz, Antakya'ya. Orada biraz geç oldu ama hala bulabilirsek görüştüğümüz Kaymakam Bey ve valimize teslim edeceğiz. AFAD yetkilileri var en azından. Onlar gittiyse, çok geç kaldık çünkü. AFAD yetkilimizden sevgili Esra Hanım'a teslim edeceğiz. Ne götürüyoruz? Arabamızda 28 gövde arkadaşlar koyunumuz var. 28 gövde. Onunla beraber 28. Bir de 261 kilo gelen danamız var arkadaşlar. Düvemiz var. Toplamda 1 ton 16 kilo et götürüyoruz. Şimdi deprem bölgelerine birçok yardım gitti, biliyorsunuz. Birçok şey de orada israf ediliyor. İsraf edilmeyen, sizlerden gelen hayır paralarını kuruş kuruş kendi paramız gibi bilip bunların hepsini ete çeviriyoruz. En son artık daha önce birçok şey aldık, biliyorsunuz. Yaşam malzemeleri videolarda gördünüz. Geçmiş videoları izlerseniz, izlemeyenler göreceksiniz. Artık orada yıkılan binaları bekleyen bizim özel harekat, çevik kuvvet, ondan sonra askerlerimiz, polislerimiz, AFAD yetkilileri, Kızılay çalışanları, gönüllü oradaki kuruluşlar, STK'lar, bunların hepsinin orada, yurt dışından gelen hatta kişiler de var bunun içerisinde. Bunların oradaki yemek ihtiyaçlarını et olarak götürüyoruz. Elhamdülillah. Bundan önce 350 kilo Kahramanmaraş'a, 200 kilonun üzerinde yine Hatay'a götürmüştük. Geçmiş videolarımızı izlerseniz görürsünüz. Şimdi de 1 ton 16 kiloyla tekrardan arkadaşlar Hatay Antakya'ya gidiyoruz. Merkezi. Hatay Antakya merkeze gidiyoruz, yani AFAD'ın en çok vurduğu yer. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bu etleri nerelere vereceğimizi bu videoda oraya neler götürdüğümüzü göreceksiniz. Bu videonun hemen akabinde bir gün sonra da kimlere teslim ettik, nasıl bir yere teslim ettik, kimler yiyecek, günde ne kadar kişiye yemek dağıtılıyor, bunların bilgisini alacaksınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakacağım. Sevgili Necmettin kardeşimiz de burada. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Arabanın herkese içerisinde pek görünmüyoruz ama hakkınızı helal edin arkadaşlar. Videoyla baş başa bırakıyoruz sizleri. Yardım yapanlardan da Allah razı olsun. Yardımlarınız dört dörtlük bir yere gidiyor arkadaşlar. Aynen öyle. Yani zekatınızı mı verirsiniz, adağınızı mı keser, dört dörtlük yerlere gidiyor. Biz insanlardan koyun da istedik, verdiler. Gönüllüler de verdi. Verenden, vermeyenden, herkesten Allah razı olsun. Amin. Şimdi herkes de helal hoş etsin yani. Gideceği amin yerler belli. Amin. Şimdi sizlere tekrardan bu videoda hesap numarasını paylaşıyoruz. İçiniz rahat olsun. Nerelere verdiğimizi görünce sizler daha çok yatırmaya devam ediyorsunuz. Allah'ın izniyle burada zayi olmaz. Sevgili Necmettin, termokinli arabası, ondan sonra ne bileyim o da bize yardımda bulundu. İki koyun verdi. Videoda izleyeceksiniz. Araca kira ödemeden sadece mazotuyla arkadaşlar gidiyoruz. Elhamdülillah yardım eden çok kişi var. Sizi videoyla baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz ne köyü diyorlar buraya? Lale Gölü. Lale Gölü mü? Evet. Lale Gölü köyündeyiz. Yusuf Yorulmaz. Yusuf Yorulmaz. Yusuf abi bu derler ki hayır gizli olanı iyidir ama bu dönemde aşikar lazım. Daha iyi lazım. Olsun, aşikar olması lazım. Niye? Çünkü başkalarına örnek oluyor. Şimdi geldik, abimizin burada yaklaşık 15-20 tane hayvanı var. Burada bize dedi ki Deniz, bizim de bu çorbada bir tuzumuz olsun. Gel bir tane de ben sana dedi bir koyun vereyim. Senin takipçinim dedi. Biz de Allah razı olsun geldik. Buradan şimdi bu akşam vaktinde bir yere daha gideceğiz. Allah nasip ederse. Evet abi, şimdi seni dinliyoruz. Bize neyi vereceksin? Sarabaşlardan en iyisi olan kendiniz. Yok. Biz seçmeyelim. Sen kendin. Yayılım malı bu. Olsun. Yayılım malı. Şimdi bunlar dişi mi erkek mi, dişi karıştırırız? Bunlar hepsi dişi. Buradakilerden. Evet. Ya abi sizin gönlünüzden ne kopuyorsa onu vermez. Hayır. Hangini seçiyorsan onu al.
Hiç önemli. Etli olan çünkü yayılmalı. Sen daha iyi bilin etliyi. Ben bilmem. Sen kafana göre. Bir tanesini tutar iyisini. Sen bir tane sen kendin. Ulan çocuk. İyi bir tane diyor ver. İri olsun. Sarıbaş ama özellikle. Sarıbaş. Diğerleri kuzulu, hamil olan. Hamil olanlar var. Onlarda kuzu yok diyor. Şu iyi herhalde ya. Şu nasıl? Bak tuttu. Dur. Bu güzel. Ondan bir kalife iyi. İyidir. 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 Tamam abi. Bir kalife iyi. Başka da bilmiyorum. İkisi şey. Abi iyidir, iyidir maşallah. Sizin deyince, he, sizin gönlünüzden kopan Allah'ın izniyle en iyisidir o. Allah hayırlı olsun. Amin. Bunu bence Mehmet bağlayalım. Ben çünkü bir tane daha var ya. Başımıza gel verelim mi? Evet arkadaşlar şimdi Lale Gölü'nden çıktık. Yalak Köyü'ne geldik. Yalak Köyü'nde de abi ismi neydi? Faik Cerit. He? Faik Cerit. Faik Cerit abimiz. Allah razı olsun bize ulaşmış mesajlar atarak. Berke Tarım diye mi geçiyor bura? Evet, Berke Tarım. İsmin ne abi sen? Adil Cerit. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Sizde var mı bir sıkıntı? Yok Allah'a şükür. Yok elhamdülillah. Allah bir daha göstermesin. Amin amin. Sizde var mı abi bir sıkıntı? Yok. Bu da senin kardeş mi? Berke'miz işte. He Berke. Üstüne de Berke yazmış. İyi. Erkek. Erkek abi. İyi. İyi iyi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Onun da ayaklarını bağlayak. Gelirken de kaza yaptık arkadaşlar. Ay ya. Arabamızı vurduk. Şeyimiz burada. Sarıbaş burada. Biraz önce aldık. Şimdi bir de bunu bağlayacağız. Bunu atacağız inşallah bakalım. Tekrardan Allah hayırınızı kabul etsin. Teşekkür ediyoruz abim benim. Sağ olun. Allah kabul etsin. Amin. Amin inşallah. Hayrına koyun verenler var. İşte onlardan bir tanesi de sevgili Necmettin kardeşimiz. Sadece koyun vermiyor. Necmettin dedi ki benim burada dedi 2 tane 3 tane arabam var. Hangisini istiyorsanız bizzat evet. Ben süreceğim dedi. Yerine kadar yerine kadar abi. Sadece biz mazotunu çekeceğiz. Allah ondan 1000 defa razı olsun arkadaşlar. 2 tane de bize burada koyun hediye ediyor. Evet, evet abi. Şimdi buradan bize 2 tane doğum yapmış yavrusu evet, kısır, olmayan kısır arkadaşlar bize 2 tane hayvan verecek. Evet. Ne verirse Allah'ın izniyle biz evet. Razıyız. Evet. Evet abi neler söylemek istiyorsun? Yardım edeceğiz kardeş yani. Bugün onlara başına geldiyse yarın yine bizim başımıza gelmiyor. Zaten biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Evet. Allah için yardım yapacağız yani. Anladım. Yani var ki yapıyoruz. Kurban olduğum Allah bize bu malı mülkü vermiş. Evet. Ölenler kimse bir şey götürmedi. Bizim de götürmeyeceğimize göre. Var Allah vermiş vereceğiz kardeş. Allah razı olsun. Paylaşmayı kardeş. Bileceğiz yani. Allah 1000 defa razı olsun. Sen zaten depremin ilk gününden bu yana arabaların evet. Hep oraya çalışıyor. Aynen devamlı çalışıyor. Yani devamlı, arabayı devamlı verdi devamlı. Arkadaşlar gidiyor. Şimdi Allah'ın izniyle kardeşim bize 2 tane hayvan evet, verecek buradan. Evet, evet. Biz onları da alıp atacağız. Şimdi evet. Kesim videosuna geçeceğiz birazdan arkadaşlar. Birazdan çekeceğiz yardımcı olacağız. Evet video onu da Allah razı olsun bize yardımcı oldu. Kasap ayarladı. Daha her, şey, her, şey, her şey her şey. Ya arabasıyla bunu, gideceğiz. Bunun her kaşığını yiyen Allah verenden razı olsun desin bize yeter. Başka bize hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah razı olsun. Evet, Allah, aynen. Allah razı olsun. Aynen. Şimdi. Bunlar arkadaşlar. Evet. Al şunu da büyük evet arkadaşlar. Şimdi Allah'ın izniyle şunları bir kestirelim. Kesim videosuna geçelim. Hem inek var bir tane kestireceğiz. Yaklaşık üzerinde 250 kilo eti olan 250 kilo eti olan bir ineğimiz var. Hepsini açıklayacağız. Kaç paraya aldık? Kaç paraya kestiriyoruz? Yani kesim ücretleri de var şimdi kasapta. Derilerini dahi arkadaşlar satıyoruz. Ciğerlerini satıyoruz. Satıp takımını. Onları da tekrardan TL'ye çevirip o TL ile de diğer yardımlar ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Allah bize güvenip de para gönderen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Göndermek isteyip gönderemeyenlerden de hani imkanı olmayanlara da inşallah gönderdiği gibi sevap yazsın Rabbim. Kurban olduğum Allah'ım hepimizden razı olsun. Şimdi kesime gidiyoruz.
Evet arkadaşlar, Calaska'ya alındı hayvan. Kesilecek. Tabii kesim esnasını göstermeyeceğim sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biz bu hayvanı kilo et kilo üzerinden anlaştık. Evet. Yani tartacağız gözünüzün önünde. Kaç kilo geldiyse 140 lirayla çarpacağız. Evet, evet. Yani bununla karşı taraftaki sahibine onun parasını o şekilde. Evet, yani sahibine aldığımız kişiye parasını çarparak misal yani 200 mesela diyelim 250 kilo et mi geldi? Ne yapar? 35 bin lira. Evet. 260 mi geldi? 200 mi geldi? Ne geldiyse arkadaşlar şimdi burada gözümüzde çarpacağız. Kellesini satacağız. İşte ne bileyim derisini satacağız. Ciğerlerini satacağız arkadaşlar. Onun da parasını üstüne ekleyeceğiz. Allah'ın izniyle kuruşu yani zerresi araya gitmeyecek gönderdiğiniz paraların. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Dörde bölünecek ve dörde bölündükten sonra arkadaşlar tartacağız hepsini tek tek. Ne kadar geldiyse Allah'ın izniyle biz de ona göre parasını 140 ile çarpacağız ve ödeyeceğiz. Evet arkadaşlar, dört parçaya ayrıldı. 800 gram bunun darası alındı. 260 hepimizin tahmini, dur şöyle düz tutalım, yanılttı bizi. Ben 250 kilo demiştim. Ben 250 demiştim. 261 kilo 200 gram. 300 gram burada maksimum söylenen rakamdı arkadaşlar. Ama tabii ki temiz bir kesim yaptık. Yani pırıl pırıl arkadaşlar. Hiçbir yerinde bir şey kalmadı. 261 kilo geldi. 200 gram onda boş ver. 261 kilo. Ben görünüyor mu bilmiyorum ama 261 kilo arkadaşlar. 4 parça. Bunu 140 ile çarpacağız. Parasını ödeyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, bunlar da Osmaniye'den Kader abi'den alındı bu hayvanlar da arkadaşlar. Parayla alındı. Toplamda çek. 16 bin liraya bir, 36 bin liraya bir. Yani 5 tanesini 16 bin liraya, 10 tanesinde 36 bin liraya. Ne yapar abi 36, 16 da? 52 milyar. 52 bin liraya bu hayvanlar alındı. Ama bu hayvanların ortalaması arkadaşlar 30'un üstü. Biz 33 kilo civarı bekliyoruz ortalama. 32 diyelim hadi. Allah'ın izniyle. Belleri çok güzel. Çok, belleri çok iyi. Tartacağız da inşallah. Birkaç tane tartarız ya. Ortalamayı çıkartırız Allah'ın izniyle. Bunlar güzel etli hayvanlar. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Şimdi burada kesilen danamız var. Burada da arkadaşlar bakın 12 tane. Bunlar da 20 kilo ortalamalı hayvanımız var. 20 kilo ortalamalı. Şimdi bu onlar kuzuydu. Bir dakika abi. Başlıyor musunuz kesmeye? Evet. Sadece bir tanesine vekalet alacağız. Bunları kes. Evet. Şimdi Kemal abi, bir saniye. Kemal abimizin bu vekaleti ben aldım. Bu keseceğin hayırlı adan vekaletini ben veriyorum abi. Aldım, kabul ettim. Veriyorum. Bir 3 defa soracaksın. Veriyorum abicim. Veriyorum abicim. Veriyorum abicim. Aldım, kabul ettim. Allah kabul etsin. Şimdi onu aldıktan sonra buradaki hayvanları da gösteriyoruz. Şimdi bir de Almanya'da misafirimiz var. Cemil kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın, iyisin inşallah. Bir dolu yardımla geldim buraya. Aynen. Evet, şimdi burada senin vasıtanla aldığımız 30 kilonun üzerinde 10 tane hayvan var. 5'ini biz aldık benim takipçilerimden. 10 tanesini de sen aldın. Bu orada kimler var? Kimlere buradan bunlar verdi sana paralarını? Orada Almanya'da bizim bir şirketimiz var. Teronik diye. Evet. Orada Almanlardan bağış topladık. Evet. Bir de kendi ayrıyeten bir bağış kampanyam vardı. Evet. Orada hepsini topladık. Hepsi verdi. Allah razı olsun hepsinden. Onlar için işte nasıl yardım edebiliriz diye düşündük. Böyle
vesile oldu Allah'a şükür. Çok onlardan güzel. Onlardan hepsinden Allah razı olsun. Amin. Sizden de Allah razı olsun. Siz de çünkü önce oldunuz. Aynen. Orada. Peki ne derler? İsmi söylemek ister misin yoksa Hatay'da verirken mi söylersin kimler için? Aynen. Biz bunları dağıttıktan sonra yani şirket adına Telonic adı şirketin. Orada 150 işçisi var. O 150 işçiden topladığımız bağışlarla bunları yapıyoruz. Çok güzel. Ondan artık orada olduğumuzda isim söylemek isteriz yani. Tamam. Bunlar da Hatay'da AFAD görevlisi Esra Hanım aracılığıyla oradaki Atilla polis memuru Atilla abimizin aracılığıyla Kaymakam Bey ile orada bir röportajımız da olabilir. Oraya teslim edilecek. Orada Kızılay, AFAD, ondan sonra diğer böyle mobil mutfağı olan hayır hasanat için günde 10 bin kişilik yemek çıkartılan yerlere bunları teslim edeceğiz. Şu anda bu hayvanların ortalama çıkarttığımız kilo 1 ton 16 diyelim ki 1 ton. Yani danayla beraber 1 ton et götüreceğiz öyle söyleyelim. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Teşekkür ediyoruz. Termokinli arabaya şu anda etler yükleniyor kardeşim. Allah razı olsun. Sağ olasın abi. Askıya aldıklarımızı aldık arkadaşlar. Bu en son kesilen 15 tane 35'er kilo olduğu için kaldıramadık buraya. Her birini buraya koyduk. Mecbur şimdi soğuk yerim. Havada gidecek. Toplamda arkadaşlar dana etiyle beraber 1 ton 16 kilo düşünüyoruz. Ama 1 ton diyelim. 1 ton etimiz. Yani yoldan bir tane alacağız. 27 burada bir de yoldan aldık. 28 tane gövde koyun. Bir tane de dana arkadaşlar düve. İnek artık. İsmi ne olarak söyleniyorsa o şekilde. Bu soldakiler arkadaşlar 18, 20. Bunlar kuzu, şişek. 22, 23 geldi bunlar. Buradakiler de arkadaşlar bu gövdeler de gördüğünüz gibi 33, 35, 37. Yani bunlar da o şekilde etli olanlar. Yani hepsini buraya kaldıramadık artık. Yoksa burada ortada asacak yerimiz var. Kalkmıyor arkadaşlar. Yani yorulduk, bittik. Allah'a şükür. Yani 1 ton rahat var. Siz hesaplayın arkadaşlar. Aşağı yukarı 28 gövde et yani koyun olacak. Bir tane de 261 kilo videoda gördüğünüz danamız var arkadaşlar. Burada son 3 kaldı. Bu son 3. Biri burada. İkisi orada açılıyor arkadaşlar. Allah razı olsun. Kuyruğu belli ediyor zaten. Yok. Hayvanlar çok güzel. Hayvanlar çok güzel. Belleri dolu. Toplu. Güzel hayvanlarımız maşallah. Allah hayırlarınızı kabul etsin arkadaşlar. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Şu andaki de herhalde bir 30'un gene üstünde değil mi bu hayvan? Evet. Allah'ın üstü. 30 kilo, 35 kilo civarında. Maşallah var arkadaşlar. Allah hayırınızı kabul etsin.